Bitlis Detay programından merhabalar değerli izleyenler. Yaklaşık 16 gün kaldı 31 Mart seçimlerine. Son süratle büyük bir hızla gidiyoruz. Büyük bir tempoyla adaylarımız çalışmakta. Yine bir misafirimizle sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyenler, bu kez bir başkan adayı değil de bir il genel meclis üyesi adayını konuk ettik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi adayı Sayın Mustafa Ayaz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Siz de bir başkanın adayını aratmayacak şekilde çalışıyorsunuz. Geceli gündüzlü gerek ev ziyaretleri, gerek mahalle, gerek çarşı merkezi ziyaretleriniz. Biz değil mi efendim? Elimizden geleni Tatvanımız için yapmaya çalışıyoruz. Tatvanlıyız. Tatvanlık için elimizden ne gerekiyorsa onu yapmak için bu yola çıkmışız. Ne güzel, maşallah, maşallah. Efendim Mustafa Ayaz dedik, bütün ilk programları tanışma faslı olarak değerlendiriyoruz. Mustafa Ayaz'ı tanıyabilir miyiz? Mustafa Ayaz kimdir? Mustafa Ayaz 01.05.1971 Tatvan'da doğmuşum. Aslen Mutkili'yim, Mutki ziyareten ama doğma büyüme Tatvan, Pınarbaşı Manası. Eski adıyla Urtap'tan. Evet. Şehir merkezinde yaşıyoruz, esnafım, halen de esnaflık yapıyoruz. Halen de işçiliğiniz var. Halen de iş yerlerimiz var. Evet. Daha önce otel işletmeciliğini yapmışım, spor aktivitelerinde bulunmuşum, futbol oynamışım, gençliğim... Eski topçulardan. Eski futbolculardanım. Gençliğin nelere ihtiyaç olduğunu benimsediğim için siyasete girmişim. Yani gençlerin ve gençliğin ne istediğini iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum çünkü bizim gençlerimiz gerçekten çok şeyi hak ediyor. Evet. Ama maalesef hiçbir faaliyet almıyor. Biz bunlara değineceğiz. Önce sizi tanımayla başladık. Şimdi efendim Mustafa Ayaz halen esnaf. Evet. Esnaftan halen devam ettirmekte. Evet, Mustafa Ayaz neden İl Genel Meclis üyeliğine, adaylığına aday oldu? Şunu söyle açıklayayım. Ben bir Tatvanlı olarak yapılan hizmetlerden memnun olmadığım için siyasetle bazı bürokratlara daha çabuk ulaşabilirsin diye şeyinde siyasete girdim. Şimdiye kadar siyasette hiçbir şeyimiz olmamış. Bizi Tatvan'da herkes biliyor. Ailemizi biliyor. Ailecek, Ayaz ailesi olarak. Evet. Herkes biliyor. Bizim bir beklentimiz şu. Sadece Tatvan'ımız için hizmet, gençlerimiz için bir hizmet, halkımıza temiz bir siyaset yapmak. Doğru düzgün bir insanların var olduğunu gösterebilmek. Yani siyasetin sadece çıkar amaçlı kullanılmayacağını, halkına hizmet edebileceğini bu şekilde. Yani kitlesel menfaatleri gözetmek asla, için. Asla öyle bir şeye ihtiyacım yok çok şükür. Ne isme, ne itibara, ne mala, ne mülke öyle bir ihtiyacım yok. Hani bir söz vardır, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Tatvan'daki gençlerimiz, okul aile birlikleri, okullarımızda çoğu öğrencilerimiz, ortaokul öğrencilerimizin çoğu bilir. Ben faaliyet olarak bütün okullara elimden geldiğince fakir zengin ayrımı gözetmeksizin ne gerekmişse yapmışımdır. Futbol camiasına olsun, spor kulüplerine olsun ve halen de aktif olarak çalışıyorum. Ne güzel, için. Ne güzel. Yani bir siyasetçi olarak değil, bir Tatvanlı olarak. Ne güzel, maşallah. Biz stüdyoya geçmeden önce sizinle yaptığımız konuşmada şu benim çok dikkatimi çekti. Dediniz ki kesinlikle kişisel menfaatlere karşıyım ve kişisel menfaatler güden şahıslar beni karşılarında bulurlar. Kesinlikle ve kesinlikle benim var olduğum bir yerde kişisel menfaatler mümkün değil olamaz asla, dediniz. Asla, yine söylüyorum sözümün arkasındayım. Kesinlikle kendi çıkarlarım için değil, insanlarımızın, halkımızın, Tatvanımızın çıkarı için siyaset yapmak istiyorum. Yani şahsi menfaatlere asla öyle bir şeye ihtiyacım bile yok. Şükür. Evet, ne güzel. Düşünceleriniz gerçekten güzel. Takdir edecek düşünceler. Efendim, geziyorsunuz, insanlarımıza, halkımıza gidiyorsunuz. Vatandaşların sizlerden, siz siyasetçilerden beklentileri nelerdir? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Vatandaşlar neler istiyor sizden? Öncelikle huzur. Değil her mi? Şeyin başında, evet, huzur. Aynen. Huzurun olmadığı bir yerde mutluluk olmaz. Mümkün. Mutluluğun olmadığı bir yerde geçim olmaz. Esnaflarımız burada çok sıkıntılı, çiftçilerimiz çok sıkıntılı, gençlerimiz çok sıkıntılı, iş imkanlarımız yok, bir spor faaliyeti olacak aktivitelerimiz yok. Tatvan Spor 1971'de kurulmuş, 1971'den sonra Tatvan Spor adı bile şu an öyle olmuş ki unutulmuş bir vaziyette. Aynen.
Bunu hiçbir siyasi irade bu gençliğin önüne geçemez. Sen gençliğe önem vermezsen gençlik seni ezer. Spor yapmak insanların zihinde kalmasını, huzurlu olmasını sağlar. Bir zamanlar biz, evet. Biz gençliğin ön plana çıkmasını istiyoruz. O yüzden siyasete girdik. Gençlerin var olduğunu göstermek istiyoruz insanlarımıza. Evet. Bir zamanlar hatırlıyorum mevzu spordan açılmışken Tatman spor sahasında, yani inanın çocukluğumu bilirim, yer bulamazdık. Tık havası her taraf doluydu. Yani bırakın tribünlerde sahanın kenarında yer bulmak mümkün değildi. Ama bugün 3-5 kişi ya gidiyoruz ya gitmiyoruz müsabakalara. Tatman spor dediğin zaman bir aşk gelirdi eski. Bir mavi beyaz aşkı vardı. Aynen. Maviyi gölden, beyazı da karnımızdan almış rengini. Çok şerefli bir kulüp. 1971'de kurulmuş bu kulüp. Amatör ruhuyla Tatman sporken Tatman'da 10.000'in üzerinde taraftar vardı. Şimdi her şey profesyonel bir faaliyet içerisine girmiş. Tatman Spor'un 2.000 tane seyircisini bulamıyorsun. Gençleri spora sen teşvik etmezsen bizim gençlerimiz harap olacak. Gençliğimiz bitiyor. Uyuşturucu bağımlıları var. Görüyoruz şimdi biz memleketimizde görüyoruz kimlerin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tatman'da uyuşturucu yaşının 13'ün altına düştüğünü duymuşum. Doğru. Ve bu beni çok üzüyor. Özellikle kız çocuklarını, liseli kız çocuklarının bu işe bağımlı olmaları, sayılarının da yüksek oluşu beni şahsen çok üzdü. Biz bu konuda ailelerimizle birlikte ilçe yönetimlerimizle, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle bu işleri istişare ederek, konuşarak, birbirimizi anlayarak bu işlere çözüm bulabiliriz. Yoksa senin oğlun bunu yapıyor, benim oğlum bunu yapıyor lan, biz birbirimizi kötüleyeceğimize, hepsi bizim çocuklarımız. Hepsine sahip çıkmamız lazım. Bugün senin, yarın benimdir ama olmaması lazım. Bu bizim temennimiz. İnsanlarımızın bir an önce farkına varıp çocuklarımıza sahip çıkmamız. Bütün çocuklar, Tatman'daki bütün çocuklar bizim evlatlarımızdır. Hiç kimsenin kötü olmasını istemiyoruz. Bu bazısının maddi, bazısının ailevi sorunları olabilir. Ama bunu da bir siyasi olarak siz ön ayak olursanız da bunun önüne de geçebilirsiniz. Evet. Yani bir siyasetçi sadece ben maaşımı alayım gidip orada oturmakla olmaması lazım. Siyasetçi demek belki abes olur konuşmalarım ama yalanla bu iş gitmez. Doğru olanı söyleyeceksin, doğru olanın üzerinde gideceksin, doğru olan neyse onu yapacaksın. Doğrularla doğru siyaset. Yani sadece kendi çıkarların için siyaset yapmayacaksın. Halkın için yapacaksın. Eğer halk sana teveccüh gösterip seni oraya göndermişse sen o halkın hizmetçisi olmak zorundasın. Neymiş? O halkına hizmet edeceksin. Ama ben halkıma hizmet değil de kendime hizmet, çevreme hizmet ediyorsan biz o tür şeye karşıyız. O tür siyasete karşıyız. Benim siyasetle hiçbir kimseye de alıp veremediğim yok. Benim her partiden görüşten her arkadaşlarım var. Sevilen bir sima olduğunuzu biliyoruz. Herkes beni Tatman'da bilir, Tatman'da beni tanır, ailemi tanır. Bizim siyasi olarak bir fikir ve bir düşünce amacından şeyine yola çıkmamışız. Sadece memleketimize hizmet için, halkımıza hizmet için, Tatman'ımıza hizmet için, Tatman'ımıza neler yapabiliriz? Tatman'ımız için daha iyi, Tatman'ımızın daha iyilere gitmesi için neler yapabiliriz? Biz bunun için siyasete girmişiz. Siyaset her şeyin hayırlısını diyoruz öncesine. Siyaset bir basamak onun olması için yapılmaması lazım. Yani bir rant için yapılmaması lazım. Hizmet için olması lazım siyasetin. Siyaset hepimizin, herkesin bir oyu var. Herkesin. Herkes bir oya sahiptir. Sen oyuna sahip çıkarsan memleketine sahip çıkarsın. Memleketine sahip çıkarsan ülkene sahip çıkarsın. Ve bu siyasetçilerle bitiyor bu işler. Onun için siyasete bu yüzden girmişiz. Allah'ın izniyle eşimizin, dostumuzun, akrabalarımızın, gençlerimizin teveccühünü alır. Allah bize nasip ederse yaptıklarımızın daha fazlasını yapabilmek için oradayım. Her şeyin hayırlısını diyelim. Mevzu uyuşturucudan açılmıştı. Buradan değerli izleyenlerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Özellikle anne ve babalar. Çocuklarınız, küçük çocuklarınıza bir başkası şeker mahiyetine uyuşturucu verebilir.
Çocuklarınızı tembihleyin. Hiç kimseden hiçbir şey almasınlar lütfen. Şeker mahiyetine bunu böyle dağıtıyorlar. Cazip gelir çocuklarımıza da. Bir defa alması, onu müptele etmesi, bağımlı yapması yeterli geliyor. Vicdansız çok. Lütfen çocuklarınızı tembihleyin. Söylemek istediğiniz birkaç cümle var mı? Bu İbadullah Camisi, biz evet. Esnafız. İbadullah Camisi şehir merkezinde. İbadullah Camisi'nde biraz abes tuvaletlere, bir kişinin kullanabileceği tuvaletlere beşer kişinin girdiğini dikkatimi evet. çektiği için belki dikkatimi de çekmiştir. Aynen. Çok o zaman uyarmışızdır. Derneği uyarmışızdır. Emniyet birimlerimizi uyarmışızdır. Bizzat birebir kendimiz gitmişiz, konuşmuşuzdur. Ricada bulunmuşuz. Bu işi yapmayın diye, içmeyin diye çok tepki almışız. Bazılarının ailelerine görüşmüşüz birebir. Sebep olduğumuz arkadaşlarımız var, yardımcı olduğumuz arkadaşlarımız var. Uyuşturucu bağımlısı arkadaşlarımız buradan biz sebep olup Batı şehirlerine, Batı'ya gönderip iş sahibi yaptığımız arkadaşlarım var benim. Yani çocuklarım var benim. Yani benim çocuklarım. Çünkü arkadaşımın çocuğu benim çocuğumdur. Aynen. Tatmanlı'nın çocuğu benim çocuğumdur. Bugün yani bu övünmek gibi olmasın. Ben gurur duyuyorum. Ben İzmir'de Tatmanlı olarak bir insana eğer sebep onu uyuşturucudan koparmışsam ben kendimle gurur duyarım. Siz bunu herkes yapabilir. Aynen. Sebep olmak lazım. Bu gençlerimize, bu çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bunu kavgayla değil, gürültüyle değil, batırdıkla değil. Bunu şefkatle anlatarak, izah ederek, bu sadece emniyetle olmaz bu iş, kaymakamlıkla olmaz bu iş. Bu muhtarlarımızın, mahalle sakinlerimizin, okul aile birliklerinin, öğretmenlerimizin, sivil toplum örgütlerinin bu işe bir el atın. Bir an önce çocuklarımızı bu çirkin şeyden, bu pis illetten kurtarmak istedim. Hazır böyle bir mevzu açılmışken yine birkaç okul müdürümden duyduğum birkaç cümleyi birleştirip sizlerin huzurunda vatandaşlarımıza da aktaralım. İlkokul, ortaokul veya okullarımızın civarında bir takım marketler var, bir takım büfeler var, bir takım bakkallar var. Tane tane sigara satışına başlamışlar ve çocuklarımızı şimdiden sigaraya alıştırmaya başlamışlar ve bu gittikçe de büyük bir hal almış oluyor. Yani gerek emniyet güçlerinden ricamız, gerek Tatvan Kaymakamlığından ricamız, ilgilenmeleri ve şunu satan şahsiyetlere buradan sesleniyorum. Kendi çocuğunuza satabiliyorsanız, onlara verip onlara içirebiliyorsanız, bir başkasının çocuğunu da tamam verin. Ama önce işe kendi çocuğunuzdan, öz evladınızdan başlayın. Bakalım ne kadar tatlı, ne kadar acı. En azından siz de o acıyı yaşamış olursunuz. Evet. Bize böyle bir konuya değinin. Kaymakam Bey'le okul aile birliği toplantılarımızda, kız meslek lisesinde yaptığımız toplantılarda biz uyuşturucuyla nasıl bir mücadele edebiliriz? Bir briefing verdiler o zaman. Biz görüşmüştük kendisiyle. Evet. Sağ olsun Kaymakam Bey bu işle epey ilgileniyor. Biz ondan memnunuz kaymakamımızdan. Bu işten gerçekten kaymakamımız gibi insanlarımızla, babalar, evlatlar, okul aile birlikleri, sivil toplum örgütleri bu işlerden uğraşırsa ben inanıyorum ki Tatvan'da başaramayacağımız hiçbir şey yok ve uyuşturucu satacak insanı da benim senin gidip lanse etmemiz lazım. Yani bu satıyor biliyorsun ama saklıyorsun. Biliyorsun ama saklıyorsun. Doğru, olmaması lazım. Doğru bir davranış biz, değil. Evet. Doğru bir davranış değil. Biz kimseyi kötülemiyoruz burada. Biz diyoruz ki memleketimize sahip çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım, aynen. esnafımıza sahip çıkalım, arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Bu memleket bizim. Evet. Bütün nefesini biz alıp veriyoruz burada. Bu memlekete hizmet etmek için de elimizden ne geliyorsa şahıs olarak düşünmemek lazım. Siyasi olarak da düşünmemek lazım. Bunun içinde esnafı var. Bunun içinde otobüs firmalarımızın da gelen giden firmalarımızın içinde şoför arkadaşlarımız var. Bunu gördükleri yerde Tatvan halkı olarak eğer ben bu işi beceremiyorsam yapmaması lazım. Uyuşturucuyu sen engel olabilirsin. Hepimiz engel olabiliriz. Hepimiz birer tanesini ikna edebilirsek, hepimiz birer tanesine tatlı söz söyleyebilirsek, onun gönlünü hoş tutabilirsek bu çocuklarımız eminim ki bu veletten kurtulurlar. Üzülüyorum. Bir Tatvanlı olarak üzülüyorum. Çünkü benim de evladım var. Ve biz
Kaymakam Bey'imiz bu konuda okul aile birliklerine yardımlarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Biz güvenlik birimlerini okul önlerine emniyet biriminden o zaman polis arkadaşlarımızı görevlendirmesini isteyince o kadar bir şeyimiz olmadığı için sonradan İŞKUR tarafından güvenlik elemanlarını yerleştirdiler. Aynen. Ve biz bundan çok çok mutluyuz. Ben bir takvanlı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Takvanlı olarak bu şekil yapılanma olduğu zaman güvenlik benim çocuğumu da koruyor, senin çocuğunu da koruyor. Aynen. Onlar koruduğu zaman bizim de korumamız lazım. Şimdi eskiden okul önlerinde her şey satılıyordu ama dikkatimi çekiyor. Son 3 yıldır bir satış yok. Sigara satılıyor. Evet. Görmüşüz ama bu son 2 yıldır görmemişiz. İnşallah da görmeyiz. İnşallah hiç bir daha tekrar etmez, olmaz. Bir daha da görmeyiz. Bu tür faaliyetleri önemseyen, bu faaliyetler için gerek yardım, gerek fikir, gerek bitmesi için çaba salan bütün herkese biz buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz Mustafa Bey. Mustafa Bey, tekrardan siyasete dönelim efendim. Mustafa Ayaz'ın potansiyeli nedir Tatvan'da? Mustafa Ayaz'ı Tatvan'da diyebilirim herkes tanıyordur. Doğrudur. Herkes tanıyordur. Sevilen bir sima. Çok sağ olsun. Yani bunların teveccühleri bizim de onlara gösterdiğimiz sevgi ve saygıdır. Biz insanlarımızı seviyoruz. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Kimsenin işinde, şeklinde, sorunumuz yok. Ben herkesinden o istiyorum. Herkesinden. Çünkü niye? Halkıma hizmet etmek için bu işi yapacağım. Ben buna da eminim. Tatvanlılar neyin ne olduğunu biliyor artık. Kimin yanında, kimin ne iş yapabileceğini çok iyi biliyor. Ve Mustafa Ayaz adına söylüyorum. Mustafa Ayaz'ı herkes tanıdığı için Mustafa Ayaz'ı CHP olsun, MHP olsun, HDP olsun, AK Parti olsun, Demokrat Parti olsun hiç kimsenin ait etmeyeceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Çünkü onların bana teveccühlerini görüyorum sokakta. Onların bana yaklaşımını görüyorum. Ben buna layık olmaya çalışıyorum. Buna layık olabiliyorsam şahsım adına çok mutluyum ve herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Herkesin oyuna talibim. Bir il genel meclisi üyesi olarak bütün herkesin oyuna talibim. Tatvanlı olarak, Tatvan'la yapabileceğim hizmetleri herkes iyi kötü beni biliyordur. Neler yapabileceğini biliyor. Bir spor aktivitelerinde neler yaptığımı, nelerle uğraştığımı biliyor. Akşama kadar insanlarımızın içindeyim, şehir merkezindeyim. Dolaşıyorum insanlarımızın, her fikirden insanlar bana bu teveccühleri gösterdiği zaman ben mutlu olurum. CHP derken neden CHP? Sosyal bir, böyle bir ideolojiyle değil, bir halk olarak. Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partidir. Bunu benimsemek lazım. Yani fikir olarak belki benimsemeyebilirsin. Düşünce olarak belki ben ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu büyük partidir. Bu devletin içerisinde yıllardan beri yapılan hizmetler bellidir. Ve sizin ekleyecekleriniz olacak. biz memleketimiz için herkesten elinden ne geliyorsa bunun yapacağımı bir cephe çatısı altında yardım edebileceğimi garantisini verebilirim. Ben de size şahsen inanıyorum. Uzun yıllardır sizi ve ailenizi biliyorum. Ben de size şahsen itimat ediyorum. Evet, giderseniz birçok şeyin değişeceğine ben inanıyorum. Bakalım yine de her şeyin hayırlısını dileyelim biz, değil mi efendim? Memleketimiz için, ülkemiz için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Amin, amin, amin. Her şeyin hayırlısı. Şunu tekrarlayayım. Tatvan'ın için elimden ne geliyorsa başımla beraber diyorum. Ne güzel. Gençlerimiz için elimden ne geliyorsa başımla beraber diyorum. Bu yetmiyorsa gövdemi bırakır yine yaparım. Çünkü ben Tatvanlıyım. Evet. Onun için herkesin oyuna talibim. Herkesten teveccüh bekliyorum. Beni tanıyan çok iyi biliyor. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyor insanlarımız. Ben de az buçuk tahmin ediyorum. Yakından tanıdığım için. Değerli izleyenler, Zikri Fikri Bitlis olanın, Zikri Fikri Tatvan ve bütün ilçeler olanın Rabbim yardımcısı olsun. Rabbim o şahsiyetlere, o değerli insanlara nasip etsin bu önemli yolu. Ben her şeyin yine hayırlısını dilemek istiyorum. Son olarak
Programımızın sonuna geldik. Son olarak halkımıza neler söylemek istersiniz? Şunu da hatırlatmak isterim. Yaklaşık bir iki programımız daha olacak. Mustafa Bey tekrardan konuğumuz olacak. Tekrardan Bitlisi, Tatvan'ı, memleketi, bölgeyi ve siyaseti konuşacağız. İlk program olduğu için sizi tanımak istedik izleyicilerimizle beraber. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz Tatvanlıyız. Herkes birbirini tanıyor memleket. Tabii ki. Tabii ki. Benim halkımdan, vatandaşımdan, insanlarımdan tek bir ricam. Lütfen bir oy için asla ve asla birbirinizi kırmayın. Asla ve asla birbirinizi üzmeyin. Bu sağ partidir, bu sol partidir, bu B partidir, bu C partidir. Bunu asla benimsemeyin. Kimin ne yapabileceğini, halkına ne hizmetler yapabileceğini, tercihinizi onlardan yana kullanabileceğinizi ben bütün Tatvanlı hemşerilerimden istirham ediyorum. Evet. Bütün nezdinde değil de şahsiyet olarak beni herkes biliyor. Neler yapabileceğimi biliyorum. Ben bu halkıma güveniyorum. Evet. Ve hepsinden Allah razı olsun şimdiden diyorum. İleriki zamanda neyi gösterir onu da zamana bırakalım diyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için kanalınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyenler, Mustafa Ayaz konuğumuzdu ve güzel cümlelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı, bizlere konuk oldu. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Dedi ki efendim, fikri zikri bölgemiz olan, memleketimiz olan, insanlarımız olan şahsiyetlere Ya Rabbi nasip et diyoruz. Biz her şeyin hayırlısını diliyoruz. Bütün şahsiyetlere, bütün partililere, bütün parti mensuplarına. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda bir değerli şahsiyetle görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Şunu da sakın unutmayın. Lütfen fikriniz, zikriniz, düşünceniz ne olursa olsun sandıklara gidin, oyunuzu kullanın. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.